Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika'da Başkan Obama'nın göçmenlik sorununu çözmek için kongrenin kararını beklemeden bu akşam kararname çıkaracağı yönünde çıkan haberler Washington'un yeni bir siyasi depremle karşı karşıya olduğu yorumlarına yol açtı. Başkan Obama bu adımı atarsa Cumhuriyetçilerle Demokratlar yine karşı karşıya gelebilir. Zira Cumhuriyetçiler şimdiden açıklamalarında doğacak gerginliğin sinyallerini veriyor. Michael Baum'un haberi bazıları Amerika'da doğmuş çocukları olan 12 milyon yasadışı göçmenin geleceği ne olacak? Kongre yıllardır bu konuyu tartışıyor ancak şimdiye kadar sorunu çözecek bir göçmenlik reformunu geçirmeyi başaramadı. Başkan Obama Haziran'da yaptığı bir konuşmada bu konuda sabrının taştığını söyledi. Göçmenlik sistemimizi yenilemek için yeni bir çaba başlatıyorum. Eğer kongre görevini yapmıyorsa o zaman biz gerekeni yapmak zorundayız. Başkan bu sözünü geçen hafta Asya gezisinde de tekrarladı ve kongreyi beklememesinin sorumluluğunun Cumhuriyetçilere ait olduğunu söyledi. Her zaman göçmenlik sorununa Kongre'nin kararıyla çözüm bulmak istedim. Kongre'nin reform onaylamasını ve yasayı imzalayarak yürürlüğe koymayı bekledim. O zaman başkanlık kararnamesi çıkarmama gerek kalmazdı. Kongre gerekeni yapmadıysa soruna çözüm bulmak için harekete geçmemi de sorgulayamaz. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Obama'ya cevap vermekte gecikmedi. Başkan eğer dediğini yaparsa onunla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Hükümet böyle yönetilmez. 4 Kasım seçimlerinde Amerikan halkı bunu istemediğini açıkça ortaya koydu. Bu yüzden büyük seçenekleri gözden geçireceğiz. Ocak ayında Senato çoğunluk lideri olmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Mitch McConnell de aynı görüşte iyi niyetle başkanın seçim sonuçlarına bakarak kendi başına hareket etmek yerine bizimle görüşme yapma yoluna gideceğini umuyordum yine de umudumu kaybetmiş değilim ancak son işaretler hiç de iyi değil başkanlık kararnameleri mahkemeye taşınabilir ayrıca beyinler hükümet bütçesinin onaylanmasını geciktirme yoluna gidebilir bu da geçen yıl olduğu gibi gelecek ay hükümetin kapanmasına ve milyonlarca devlet memuruna ücretsiz zorunlu izin verilmesine yol açabilir Luis Guterres gibi Demokrat Partili bazı milletvekilleri göçmenlikle ilgili kararnamenin bu konuda hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olacağını savunuyor. Başkanın bu konuda kapsamlı, cesur ve acil kararlar almasını bekliyoruz. Cumhuriyetçiler, Başkan Obama'nın bu konuda kararname çıkarmasının Kongre ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri zehirleyeceğini savunuyor. Başkan Obama'nın ikinci görev döneminin son iki yılında bu riski göze almak istediği anlaşılıyor. Hülya Polat Amerika'nın sesi Washington. Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Demzi, kongrede yaptığı son açıklamada sınırlı sayıda Amerikan askerinin Irak ordusuna destek için ülkeye sevk edilebileceğini söylemişti. Peki bu kararın altında hangi etkenler yatıyor? Yanıtı Merzit Biyol'un haberinde. Ya, ya! Amerikalı askeri yetkililer Irak ordusunun performansının iyileştiğini söylüyor. Yetkililer IŞİD'le savaşan koalisyonun ilerleme kaydettiğini belirtirken Amerikan halkının da uzun ve zor bir sürece hazır olması gerektiğini vurguluyor. Başkan Barack Obama, Amerikalı danışman ve eğitmen ekiplerinin Irak güçlerine desteğini onaylarken bu ekiplerin çatışmalara katılmayacağını tekrarladı. Ancak Orgeneral Dempsey, Irak ordusu daha karmaşık operasyonlara giriştiğinde durumun değişebileceğini söylüyor. Şu anda Musul çevresi ve sınırdaki bu güçlerin Amerikan askerlerinin desteğine ihtiyaç duyacağını söylemek istemiyorum. Ancak bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Koalisyon uçakları IŞİD'e karşı saldırılarını sürdürüyor. Yetkililere göre bu morali bozdu ve yeni katılımları azalttı. Savunma Bakanı Chuck Hagel da bu görüşte. IŞİD, Amerikan çıkarlarına ve Orta Doğu'daki müttefiklerimize karşı ciddi bir tehlike olmayı sürdürüyor. Ve Irak'ın batısı ve kuzeyi ile Suriye'nin doğusu arasındaki geniş bölgeyi kontrol ediyor. Hegel'a göre hava saldırıları militanların savaşma yeteneğini azalttı ve onlara saklanacak yer bırakmadı. Hegel ayrıca yıllarca sürecek operasyonun henüz 3. ayında olunduğuna da dikkat çekti. Irak ordusunun gücü arttıkça koalisyon gelişmelere uygun olarak hava saldırılarının yoğunluğunu artıracak. Kongredeki oturum öncesinde Başkan Obama Irak'a 1500 asker gönderilmesi kararını açıkladı. Başkan kampanya için kongreden 5,6 milyar dolar istedi. Çağrıtan yol Amerika'nın sesi Washington. Amerika'da ara seçimler sonrasında kongrede değişen tablonun ardından dış politika, ekonomi politikaları gibi konularda da değişiklikler olur mu sorusu gündeme geldi. Yeni denge dış ticaret açılımlarını nasıl etkiler? Bütçedeki yeni anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet yeniden kepenk kapatabilir mi? Melek Çağlar işte bu soruları Amerika'nın Sesi Ekonomi Muhabiri Jim Randall'a yöneltti. Jim Randall, thank you very much for being... Jim Randall, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. 4 Kasım seçimleri önümüzdeki dönemde Amerika'nın ekonomi politikalarına sizce nasıl yansıyacak? Hem senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elde tuttuğu Kongre yeni dönem çalışmalarında ekonomide nasıl bir etki yaratır? Bazı değişiklikler göreceğimize inanıyorum. Senato'da artık Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Temsilciler Meclisi zaten Cumhuriyetçiler'deydi. Yine bu grupta kaldı. Önceki çalışma döneminde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarıları Demokratların kontrolündeki Senato'ya takılıyordu. Şimdi bu engel kalkmış gibi görünüyor ama yine de bu konudaki en iyi yaklaşım bekleyip görmek olacak. Çalışma Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlar işsizliğin %5,8'e düştüğünü gösteriyor. Bu rakam son 6 yılın en düşük düzeyi. Ama Amerikalılar ekonomik durumlarının 2008 mali krizinden önceki zamana göre kötü olduğu görüşündeler. Neden azalan işsizlik Amerikalıları sevindirmiyor? Bu rakamlar ikna edici değil. Çünkü Amerikalıların maaşları artmıyor. Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre bir yıl içinde maaşlar %2,2 oranında yükseldi. Ama enflasyon da aynı oranda arttı. Bu da maaşların aslında gerçek anlamda yükselmediğini gösteriyor. Aslında bu açıdan bakarsanız maaşlar yıllardır artmadı. Bu da sıradan halkın memnuniyetsizliğinin asıl sebebi. Çalışanlar bu yüzden durumdan memnun değil. Amerika Merkez Bankası Fed, Ben Bernanke'nin başkan olduğu dönemden bu yana faiz politikalarını belirlerken sadece genel işsizlik oranına dikkate almayacağını, uzun dönemli işsizlik rakamları gibi unsurlara bakacağını açıklamıştı. Son veriler bu anlamda nasıl yorumlanabilir? Uzun dönemli işsizlik azalıyor mu, artıyor mu? Uzun dönemli işsizlik rakamları çok fazla değişmedi ama azalma eğilimine girdi denilebilir. Burada milyonlarca kişiden söz ediyoruz. İşsizlerin büyük bölümünü bu kesim oluşturuyor. 9 milyon kişi uzun zamandır işsiz. %35-40'lık bir kesim 6 aydan daha uzun bir süredir işsiz. Bu alışılmadık bir durum ve ciddi bir sorun. Çünkü işverenler işe başvuran bir kişinin uzun süredir işsiz olduğunu görünce belki de sorun bu kişide diyerek işe almıyor. Bu durumda da uzun dönemli işsizlik hali giderek kronikleşiyor. Bernanke'nin yerine gelen Janet Yellen de faizleri yükseltip yükseltmeme konusunu ele alırken sadece işsizlik rakamlarına bakmayacağını, yarım gün çalışanların tam zamanla işte çalışmak isterken sadece yarı zamanlı iş bulabilenlerin iş aramaktan vazgeçenlerin oranını da dikkate alacağını söylemişti. Biliyorsunuz iş aramaktan vazgeçenler normalde işsizlik rakamlarına dahil edilmiyor. Pew Vakfı gibi kuruluşların anketlerine baktığımızda Amerikaların bir sonraki neslin mali açıdan kendilerinden daha kötü durumda olacağına inandığını görüyoruz. Nedir bu karamsarlığın nedeni? Neden Amerikalılar geleceğe bu kadar karamsar bakıyor artık? Amerika'da 65 yaş ve üzerindekiler arasındaki işsizlik oranı sadece %4. Buna karşılık 16-19 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizlik oranı %18,6. Yani arada neredeyse 3 kat fark var. Gençler iş bulmakta zorlanıyor. Bunun birkaç sebebi var. Ama en önemlilerinden biri, benim kuşağımdaki insanların emeklilik birikimlerinin son mali krizde büyük ölçüde erimiş olması. Bu yüzden de emeklilik yaşları geldiğinde, Geldiği halde emekli olmaları durumunda sıkıntıya düşecekleri için çalışmaya devam ediyorlar. Bu da gençlerin önünü tıkıyor. İstihdam piyasasında bu ciddi bir dar boğaz yaratıyor. Amerikan hükümeti Avrupa ve Asya ülkeleriyle ayrı ayrı serbest ticaret görüşmeleri yapıyor. Cumhuriyetçiler demokratlara oranla her zaman daha fazla serbest ticaret yanlısı. Yeni kongrede her iki kanadında cumhuriyetçilerin elinde olması bu iki anlaşmanın sonuçlandırılmasını hızlandırır mı? Daha kolay olması gerekir gibi görünüyor. Çünkü belirttiğiniz gibi Cumhuriyetçiler serbest ticaret anlaşmalarına büyük şirketlere yeni kapılar açacak fırsatlara daha sıcak yaklaşıyor. Demokratlarsa sendikalara daha yakın. Sendikalarda serbest ticaret anlaşmalarının Amerikalıların işlerini kaybetmelerine neden olduğunu savunuyorlar. Bu konuda da çok net bir tavırları var. Bence Kongre'nin iki kanadı Cumhuriyetçilerin elinde olsa bile bu iki farklı serbest ticaret anlaşmasını geçirmek kolay olmayacak. Çünkü zaten TTIP anlaşmasına taraf olan Avrupa Birliği ile de ciddi görüş ayrılıkları var. Örneğin Avrupa Birliği'nde genetiği değiştirilmiş gıdalara izin verilmiyor. Amerika'da bu serbest. Yine örneğin İngiltere'deki bankacılık kuralları Amerika'ya göre çok daha esnek. Dolayısıyla bu zorlu konular nedeniyle cumhuriyetçiler desteklese bile bu anlaşmaların tamamlanması kolay olmayacak. Geçmişte Kongre ile Obama yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetin kapandığına tanık olduk. Hükümet istediği bütçeyi Kongre'den alamadığı için yine kapanacak mı? Yine bu tür bütçe krizleri görecek miyiz? Bütçe ile ilgili anlaşmazlıklar her zaman olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama eğer bütçe görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazsa elbette hükümetin kapanması da yine gündeme gelebilir. Bununla birlikte 4 Kasım seçimlerinden sonra senato çoğunluk lideri olması beklenen Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell 5 Kasım günü yaptığı açıklamada olası bir kapanmayı önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi. Zaten anketlere baktığımızda da bu tür kapanmaların halkı öfkelendirdiğini görüyoruz. Bütçedeki anlaşmazlık yüzünden hükümet kapanınca halk bunu politikacıların beceriksizliğine bağlıyor. Genelde cumhuriyetçiler bundan sorumlu tutulsa da sonuçta tüm taraflar halkın gözünde prestij kaybediyor. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden yarın akşama kadar Ukrayna'da bir dizi temaslarda bulunuyor olacak. Ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik rahatsızlık yaratan yayılmacı politikaları. Bu arada merkezi Londra'da bulunan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü son raporunda Rusya'yı gerilimi sürekli tırmandırmakla ve tehlikeli hava sahası ihlalleriyle suçluyor. Kurumun raporu Rusya'nın aylardır NATO savunma sistemlerine yönelik askeri hareketlerini inceliyor. Rapora göre Rusya denizdeki tehlikeli tatbikatlarının yanı sıra batı ülkelerine karşı saldırı tatbikatları da yapıyor.